Abi öğrenci işleri ne tarafta? Bu koridorun sonunda solda. Hop hop. Öğrenci işleri kapandı. Pazartesi sabah 9'da gel. Yani... Yağmur hocam. Hadi kızım hadi kalk. Kapıyı kilitleyeceğim ben. Dışarıda ağla. Hocam. Hocam o arkadan ne olursunuz. Vallahi iyi olur. Geliyor bilin iyi olur. Ne olursunuz ya. İşte geldi hocam. Hocam. Kapatıyoruz diyoruz kızım. Anlamıyor musun? Senin yüzünden serviste kaçırdım zaten. Hocam ne olursunuz bakın. Almıyorlar beni saat bitince ya. Hanımefendi. Derhal masanıza otur görevinizi yapın. Pardon. Siz kimsiniz ki bana emir veriyorsunuz? Ben eğitime yıllarını vermiş bir kasaba lisesi müdürüyüm. Bu da okul bilincimiz. Yarın rektörlüğe, ertesi günde yüksek öğretim kurumuna bir öğrencinin geleceğini 5 dakikada nasıl yaktığınızı anlatırken... ...kim olduğumu daha iyi anlarsınız. Şimdi oturun. Ya. Kaçırdın mı kaygılan acaba? Boş ver geçti bitti bak. Sen artık hukuk fakültesi öğrencisin. Sinirden midene vurdu tabii. Al bakayım şunu. Ay. Ay ölüyorum sandım hocam ya. Vallahi ben söyleyeyim size. Bugünden sonra çok yaşamam ben. Ölürüm ha yakında. Sen en son ne zaman yemek yedin? Söyle bakayım bana. Vallahi hiç hatırlamıyorum bu kadar yoğunluğun ortasında. Bilmiyorum ki. Hadi bakayım kalk. Gidip güzelce bir yemek yiyelim. Ben de açlıktan ölüyorum. Hadi. Oğlum ne oluyor? Saatlerdir seni bekliyorum okulun kahvesinde. Geleceğim şimdi dedin kayboldun. Neredesin oğlum ne oluyor? Beni niye çağırdın buraya? Bak bak. Aklım orada. Hangisi kırmızılı mı? Bizim müdür Mehmet diyor. Çaktırmadan bak lan. Yüzünü görünce çok kötü oldum ya. İzgini de kaybetmek istemedim. Kesin var ya o buralarda bir yerde beni gözlüyordur. Ellerini kavuşturarak hata yapmam bekliyordur. Kim oğlum kim o? Onun yanına gidersen babamın hayatını söndürecek olan. Bırak haberin için Ali. Ben babamı bulduğuma mı sevineyim? Anamın öldüğüne mi üzüneyim? Yoksa anamın canını alan o caniyi sağ bıraktığıma mı kahrolayım? Fırat Kazan kardeşim olduğuna mı sevineyim? Koca memlekette Narin'i kaybettiğime mi yanayım? Ne yapayım lan? Ne yapayım? Her zaman bir lafım vardır. Bir şey söyle Ali! Abi şimdi ne diyeyim yani? Takdir-i ilahi abi. Ne takdir-i ilahisi lan? O takdir hep kazanlardan yana. Bize girince hep tektir. Bizim de günümüz gelecek abi. Sakın unutma bak bunu. Bizim de günümüz gelecek. Benim bekleyecek zamanım kalmadı Ali. Üzerimden bu laneti kaldıracağım artık. Abi ne yapıyorsun? Abi geç otur şöyle bir konuşalım. Gözünü seveyim ya. Konuşacak bir şey yok Ali. Konuşacak bir şey yok. Abi artık Bahadır'ı öldürmenin zamanı geldi Ali. Ne yapıyorsun? Abi gözünü seveyim canına mı kıyacaksın? Ne yapıyorsun? Niye canıma kıyayım lan? Niye canıma kıyayım lan? Saçıma kıyacağım. Abi gözünü seveyim yüreğime indi ya. Bahadır öldü artık Ali. Bundan sonra... Sermet Karayel. Bundan sonra... Karayel gibi ezeceğiz Ali. Bahadır öldü Ali. Peki abi. Peki. Niye Sermet abi? Affedersin. Sermet ebediyete kadar. Sonsuz demek Ali. Sonsuzluk demek. Bahadır kaplan demek Ali. Sermet daha büyük. Fevkalade düşünmüşsün abi çok. Güzel düşünmüşsün. Yalnız bir berbere falan gitsek hani. Saçlar böyle olmadı yani. Sermet abi. O zaman berber getir Ali.
Bari okullar açılana kadar gelip bize kalsaydınlar. Yok hocam, gerçekten gerek yok. Canın şurasının iki hafta kaldı okulların açılmasına. Ben zaten kutu gibi küçücük bir ev buldum. Ev arkadaşım da çok tatlı, hanım hanımcık bir kızcağız. Kızım nasıl baş edeceksin şu kirayla falan? Bari bir yurda falan başvursaydın. Hocam, araştırdım hepsini. Geç kalmışım. Yok, dolu her yer. Merak etmeyin siz. Benim var her şey, bir şeye ihtiyacım yok. İş bulacağım zaten. Param var. Şimdi Hafize Hanım, sen kadıncağız rahmetli öleceğini bilmiş gibi para yatırmış. Ben onu çekiyorum her ay maaş gibi. Ya, nur içinde yatsın ha. Çok iyi kadındı. Demek oğlu da insan gibi bir adammış. Ya. Görüyor musun? Annesinin bursunu devam ettirmiş. Ya. Evet. Ya, bak yine de şimdi benim de şu çorbada bir tuzum bulunsun. Bak pek fazla bir şey değil ama al bunu kızım. Ay hocam çok rica edeceğim lütfen. Nalin al. Hocam lütfen hayatta... Ölümü... Hocam hayatta kabul edemem lütfen. Olmaz hocam, alamam sizden bunu ya. Ben zaten çok mahcubum size. Ant içtim, olmaz. Neler yaptınız benim için? Çok emeğiniz var. Hele bugün yaptıklarınız olur mu? Hayatta alamam hocam. Yalnız o kadın da ne cadıymış değil mi? Ya ama bak görecek o. Onun burnundan fitil fitil getireceğim hocam. Göreceksiniz. Ben şimdi bir avukat olayım, bir mezun olayım. O kadına hemen dava açacağım. Bir adam daha var. Onları da... Ben liste yapıyorum zaten. Bunların hepsini alt alta yazdım. Mezun olayım, ilk işim bu insanlara gidip dava açmak olacak. Kötü insanları mahkemeye verip hesap soracağım hocam. Eyvah, senin de iyi geçinmek lazım ha. Geç oldu, şey yapsak mı, gitsek mi acaba? Olur, tamam. Ben de bir hafta altında kalacağım bu akşam zaten. Yarın sabah çıkarım yola. Yeterince yorulduk ikimiz de. Ben bir lavaboya gideyim izninizle. Tamam. Bakar mısın? Bir hesabı bir alabilir miyiz? Kalkıyorlar lan. Kalkıyorlar oğlum. Saklan. Saklan lan. Kalktılar lan. Sakın gözden kaçırmadan. Yürü. Oğlum dur dur. Ver şu anahtarı bana. Ayıyım ben bırak. Hayır sarhoşsun bir daha araba kullan. Sakın kaçayım ama kal kafanı kırdık falan. Hayır yani madem yanına gitmeyeceksin niye takip ediyorsun? Nerede oturuyor, nasıl yaşıyor takip edeceğim onu. Her şeyden emin olmadan buradan gitmeyeceğim. Hem onu hayal etmesi daha kolay olur o zaman. Lan yürü hadi oğlum ya! Eksikleri takip ediyoruz. Hocam gerçekten size çok teşekkür ederim. Bugün yaptıklarınızı, hakkınızı nasıl ödeyeceğim ben yani? Güzel kızım, sen oku kendini kurtar. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Söz veriyorum hocam. Sizi eve çağırmak isterdim ama ev arkadaşım uyumuştur şimdi. İşe erken gidiyor sabah, şey olmasın he? Yok yok, ben rahatsız etmeyeyim. Bak sana telefonum var. Beni düzenli olarak arayacaksın, tamam mı? Sık sık ara, haberdar et. Tamam hocam, merak etmeyin. Siz beni hiç merak etmeyin, söz veriyorum. Tamam, hadi. Hoş geldin. Hayırdır kalmazdın sen bu saatte? Hiç öyle işte. Çok uykum var. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Oğlum dur. Niye? Nereye? Bırak artık. Umurum da benim değil. Sarhoşsun. Ya bırak ne olursun sen ya. Ya sarhoşsun. Oğlum rezil olacaksın. Bak ne görürsün. Rezil olacaksın ya. Hadi gel. Bırak. Bırak bak bana bak. Kimsiniz ya siz? Ne gürültü yapıyorsunuz bu saatte mahallede? Kardeşim. Ne geliyorsunuz ki bu eve? Sen ne kardeşim? Sen mahallenin muhtarı mısın lan? Tamam, tamam. Ya muhtarıysan muhtarıyım. Bana ne ya? Allah Allah ne gürültü yapıyorsun? Muhtarı lan. Tamam. Tamam Fırat. Ne bu gürültü ya? Sağolsun. Allah Allah ne gürültü. Kardeşim. Muhtarı lan. Tamam. Sen ne kardeşim? Tamam, tamam kardeşim. Lan bari. Gidin kendi mahallenizde olayın lan iç sürüleri. Zeynep abla ayıp olmadı mı ama şimdi bu böyle? Bak hala konuş ya. Kızışmanız geçmediyse geliyor bir kovada. Dur lan ayıldım lan. Böyle şey olmaz değil mi kedicim? Allah Allah ya gidin başka yerde danışın. Bakmasana lan. Ne oluyor ya? Yok bir şey, birkaç serseri ben ağızlarının payını verdim. Bir hadi yat sen. Oğlum Narin Hazan hanımefendinin yanındaymış lan. Hazan hanımefendi bak kardeşim Hazan hanımefendi. Bu kıza bir şey olmaz. Şu anahtarı ver anahtarı. Nerede içinde anahtar? Ayıldım lan.
Aslan ablam benim ya. Aslan ablam benim ya. Mahalle bir şey olmaz oğlum artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.